para basmayı. Niye abi? Bir de niye diyor? Nasıl para basıyorsun lan sen? Olmamış mı? Bak bakayım olmuş mu? Dolara Atatürk resmi katmışsın. Pardon abi, ufak bir yanlışlık olmuş. Ulan 100 liraya da Benjamin Franklin'e katmışsın. Ben geçirim para basmanı abi. Geç tabi. Bu paralarla çocuk bile kandıramayız. Düğünlerde dağıtılan sahte para bile bunlardan daha gerçekçi. Mustafa nerede? Bir çanta dolusu sahte para bastı. Paranın kalitesini test etmek için bankaya bozdurmaya götürdü. Bay oldu gideli ama daha gelmedi. Parayı bozdurup gelirse seri üretime geçin. Gelmezse? Temizlik çamaşırı götürsün görüşüne. Hastaneye gitmedin mi sen daha? Gittim de, gittiğim doktorun diploması sahtemiş. Gözaltına aldılar ama. Muayene olamadım. Şerefsize bak. Sahte diplomayla insanları kandırmaya utanmamış mı? Senin niye canın sıkkın? Sorma abi ya. Dün abimin düğünde takılan çoğu sahte çıktı. Ya sen? 10.000 TL iPhone 13 aldım. Telefonun piyasası 25.000. Lan telefona o kadar para verilir mi hiç? Sahte paralarla aldım abi telefoncuyu kandırıp. He, iyi bari. Paralar sahte zaten oğlum. Buna mı canın sıkıldı? Sıkılır tabi. Telefoncu da beni kandırmış. Telefon sahteymiş. Şarj deliği bile yok telefonun. Ne oluyor lan? Paranın sahte olduğunu anladı banka çalışanları. Zor kurtuldum ellerinden. Bu dışarıda bekleyen adam kim? Taksi abi. Üzerimde para olmadığı için parasını veremedim. Beni bekliyor. Bu ne biçim taksici lan? Sahte taksi abi. Korsan yani. Al şu sahte parayı. Ver o sahte taksiciye. Neyse, ben odamda biraz demleneceğim. Büfeden gelirken sahte parayla içki aldım. Yarasın patron. Arkadaşlar işimize bakalım. Nasıl olmuş abi? Ne bu? 500 TL abi. 500 Türk lirasının sahtesini mi yaptın ciddi ciddi? Evet abi, esnafa yeni 500 TL de yutabilir. Bir de orijinal olmadığı için bu para sahte sayılmaz. Lan kaldır şunu elimin tersini şimdi. Eller yukarı polis, sen içeri kontrol et. Komiserim içerideki şahıs ölmüş. Ölmüş mü? Nasıl olur? Sahte içkiden ölmüş büyük ihtimal. Arkadaşlar cezaevinden çıktıktan sonra sahte para işini bırakıyoruz. Akıllandınız demek. Biz akıllanmadık komiserim, millet dedi. Biz paranın sahtesini yaptıkça insanlar da parayla anılan şeylerin sahtesini yapmaya başladı sürekli. Rahmi abi, ister misin polisler de sahte olsun? İstemem, bu kadar sahtekarlık yeter bana. Yürü lan. Sayın seyirciler, çete üyeleri bastıkları sahte dolara kendi aralarında Benjamin diyorlardı. Ankara polisi de operasyona tabii Benjamin adını verdi. Çok sayıda isim gözaltına alındı ancak örgütün yöneticisi ortada yoktu. Çünkü o sahte parayla aldığı sahte içki yüzünden 4 gün önce ölmüştü efendim. Nihayet ülke normale dönmeye başladı. Dün kendini arayan adamın haberinden sonra bugün de sahte parayla sahte içki alıp hayatını kaybeden adamın haberini izledik. Bakalım yarın hangi haber izleyeceğiz. Game new one.